Tamam, o zaman başlayalım. Tamam. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Için. O zaman ilk soruyla girelim direkt, hiç zaman kaybetmeden. Demir abi, seninle başlayalım. Hayatında kaç darbeden geçtin? Vallahi bir sayalım bakalım. 12 Mart 1970, 12 Eylül 1980. Ha, bir de çocukluğumda 27 Mayıs 1960. İki darbe teşebbüsü vardır. 61-63'te 22 Şubat ve 21 Mayıs. Evet. Ondan sonra 1980'de kalmıştık. Sonra işte bir postmodern darbe var galiba. Ama onu da Avrupa'daydım ben. 28 Şubat. 20 Şubat, miydi? Aynen. Ve en son, aslında son zamanda biz 3 darbe yaşadık. Bir, 7 Haziran seçimlerinden sonra Erdoğan fiilen darbe yaptı. Ama diğer muhalefet partileri bunu darbe olarak tanımladılarsa da mantık sonuçlarına götürerek bir ifadede, davranışta bulunmadılar. İki, Erdoğan'ın darbesine karşı artık kontrollü mü kontrolsüz mü bilmiyoruz, İkinci bir darbe oldu. O ikinci darbeyi kullanarak Erdoğan şu an bir üçüncü darbe daha yapmış durumda. Yani üçte daha altı teşebbüslerle birlikte herhalde 7-8 onu buluyor. Sana sorarsak Rezan? Ben şöyle söyleyeyim, bu 28 Şubat postmodern darbesi, o zaman öyle bir kavram atmışlardı ortaya. Postmodernizm de kavram olarak dünyada revaçtaydı. Ondan sonra ama daha öncesinde de şunu da eklemek isterim. Bir de çocukluğumda 90'larda Kürdistan'da bir iç savaşı yaşayıp İzmir'e geldim. Ailemle birlikte çocuk yaşta oraya geldik. Ondan sonra bu 28 Şubat postmodern darbesi, ardından bir AKP iktidarı yığını. Yani 2000'den sonra sanki bir yerden bir düğmeye basıldı ve Türkiye'nin bütün çehresi, o güne kadar tanıdığımız bütün siyasetçiler, bizim karikatürlerde gördüğümüz Çillerler, Mesut Yılmazlar, bütün hepsi birdenbire alaşağı edildi ve yeni yüzler. Hmm. Ve bunların başında da Recep Tayyip Erdoğan karşımıza çıktı. Hmm. Bütün bu süreci yakinen İçerisindeyim, yani takip ettim ve içerisindeydim. Şimdi 15 Temmuz 2016 darbesinden sonra Türkiye'nin siyasi coğrafyası bir kez daha çok değişti. Ve yani Türkiye siyaseti Almanya ve Avrupa kamuoyunda daha fazla tartışılmaya başladı. Bence yani bu tartışmalarda, haberlerde, yazılarda tarihi bakış hiç dahil olmuyor yani bu haberlere, konuşmalara. Onun için yani benim konuşmak istediğim şeylerden birisi bu darbeler arasındaki ortaklıklar ve farklılıklar. Sizce mantıklı mı böyle bir bakış açısı, ya da nasıl düşünebilir, yani nasıl konuşabiliriz? Ortaklıklar var, hatta daha eskiye giden de ortaklıklar var. Yani hangileri? Aslında şöyle bir sosyolojik olarak ve tarihsel olarak bakarsak, Türkiye'nin devleti aslında Osmanlı'dan alınan cihaz. Osmanlı bu cihazı Bizans'tan aldı. Bizans Roma'dan aldı. Bu böyle Sümerlere kadar gidiyor. Klasik uygarlıklarda, ister Çin uygarlığı, ister Hint, ister Pers uygarlığı, ister Akdeniz ve Orta Doğu uygarlıklar olsun, devlet zor yoluyla artı örneğe el koyar ve merkezi bir idaredir. Dolayısıyla bunun kısa zamanda taşlaşır. İhtiyaçlara uygun bir değişim olabilmesi için daima saray darbeleri olur. Ya da halkın gücüyle hiçbir şey değiştirilemez, ya da dışarıdan gelen barbar akımları, yani barbar bu da kötü anlamda değil, daha komünel geleneklerin yaşadığı, uygarlığa daha az bulaşmış, işte Germenler, Uğuzlar vesaire, bunların akımlarıyla, bunlar da bir tür darbedir adeta, yıkılır ve yeniden bir şey der. Bu şekilde böyle gider, Osmanlı'da da sürer ve en son, ama Osmanlı'nın son döneminde işte Abdülhamit bir darbeyle meclisi fesheder, 30 yıl kalır. Onu darbeyle İttihat-Terakki yıkar. İttihat-Terakki yıkar ama işte ortada göstermelik başka bir meclis vardır. Sonra o meclisi Babali darbesiyle kendisi yıkar. Ondan sonra
1923 Cumhuriyet'in ilanı aynı zamanda bir darbedir. Çünkü 20'ler meclisinde henüz meclisin bir ağırlığı vardı. Atatürk Bonapartist bir darbe yaptı. Darbe yaptığı gün aynı zamanda Cumhuriyet'i ilan etti. Aslında kendisi darbesinden sonra bütün milletvekillerini Atatürk tayin eder hale gelmiştir. Keza bu arada Atatürk'ün ölümünden sonra o sırada Başbakan Celal Bayar'dı. Ordu fiiliyat da Celal Bayar'ı tasfiye ederek İsmet İnönü'yü Cumhurbaşkanı yaparak fiiliyatta bir darbe yaptı. Ama bu darbe olarak geçmiyor tarihlerde. Ondan sonra 60 darbesi var. İşte ben evet. O zaman ilkokulu bitirmek yani üzereydim. Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk darbesi oluyor değil mi? Evet. Bu son zamanın darbeleri oluyor bunlar. Son zamanların darbelerini karşılaştırırsak. Bunların bir tutarlılığı var. Bu şu, evet. Devlet sınıfları içerisinde var olan yeni değişmiş koşullara uygun bir değişikliğin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bunun için onların içerisinde bir mücadele, strateji farklılıkları üzerinden bir mücadele bulunuyor. Ve onlar bu mücadele sonunda birinden diğerine geçiyor ağırlık. Yani Türkiye'de parlamentonun bir ağırlığı yoktur. Parlamento bir zamanlar Marx'ın şey için dediği gibi, pardon Lasalle diyor galiba, Marx ondan aktarıyor. O zaman Prusya Devleti de şimdiki Türkiye gibi böyle merkezi, bürokratik, askeri bir devlet. Parlamentonun hiçbir gücü yoktur diyor. Onlar mutlakiyetin ayıbını örten asma yaprağıdır. Hiçbir gücü yoktur diyor. Türkiye'deki parlamentonun da durumu budur. Zaten bu sayede Erdoğan bu kadar kolaylıkla darbesini yapabildi. Yani iktidara geldiğin an sen o devleti ele geçiriyorsun ama o devlet, o merkezi yapı da seni ele geçiriyor. Kendisi de onun bir parçası haline geliyor. Dolayısıyla bir tarihsel süreklilikten, hatta Sümerlere kadar giden bir tarihsel süreklilikten bile söz edilebilir. Yani Türkiye'deki devlet modern toplumsal ilişkilerin ve sınıfsal ilişkilerin ürünü bir devlet değildir. Geçmişin kalıntısı bir devlettir ama kendini modernize etmektedir ve çağa ayak uydurmaktadır sürekli. Böyle yaklaşmak gerekir kanımca. Sence Rezan mesela şimdiki son darbeyi 97 ile ya da tabii 80 ve 71 darbelerini de biliyorsun. Tabii ki tarihsel yani, olarak hepsini. Yani ilgilendiğinden yani kendi siyasi bakış açısından değerlendirdiğin zaman yani ne türlü ortak noktalar görebiliyorsun ya da farklılıklar görebiliyorsun? Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Demir abi tarihsel perspektifini bir şekilde anlattı. Türkiye'nin devlet yapısını. Ben de Cumhuriyet döneminden alayım. Birazcık bugün yöne doğru kendi değerlendirmemi sunayım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni, TC Devleti'ni askerler kurdu. Yani Mustafa Kemal, işte onun dostları, Fevzi Çakmaklar, Kazım Karabekirler, İsmet İnönü. Bunlar Osmanlı'nın askerleri. Ama bu askerler daha önce İttihat Terakki ile birlikte Türkçü, Müslüman ama radikal Müslüman değil yani. İslamist diyebileceğimiz Müslümanlık değil. Elhamdülillah Müslümanlardır yani. Öyle radikal bir dinle kopuşları yoktur. Ondan sonra ve beyaz bir bakış açısıyla yeni cumhuriyeti kuruyorlar. Bunu kuranlar askerler. Tabii ki Mustafa Kemal çağın gereklerinden hareketle asker olarak üniformayla onun başında durmaması gerektiğini biliyor. Ve sivil hepsi istifa edip askerlikten el ayak çekip sivil olarak bir meclis kuruyorlar. Bu meclis tamamen paravan bir meclis. Yani aslında bir otokratik bir yapı. Otokrasi. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman bir demokratik yapı olmadı. Hep otokratikti. Geleneği buradan geliyor. Haliyle askerler kurduğu için ordu Mustafa Kemal ve onun ideolojisi, Kemalist ideolojiye bağlı büyüyor. Yani olası bir koşulda devleti kurucusu biziz ve tabii ki Türkiye'nin, Türklerin geleneğinden baktığımızda, o yetiştikleri geleneğe baktığımızda hep silah, savaşan, silah kullanan, Orta Asya'dan savaşarak gelen en büyük meziyetlerinin savaş olduğunu söyleyen bir toplum yapısı. Haliyle olası bir ters gidişte hemen müdahale ediyor. İlk darbe zaten baktığımızda genç subaylar aman biz ülke elden gidiyor bak bizim istediğimizin dışına çıkabilir. Kendi haklı haksız mühim değil. Önemli olan bakış açısı. Bizim istediğimiz gidişatın dışına çıkıyor diyerek kendinde müdahale etme hakkını görüyor. Çünkü devletin kurucu unsurunun o olduğunu düşünüyor.
diğer bütün darbelere baktığımızda, 15 Temmuz darbesi hariç, diğer bütün darbelere baktığımızda ordunun böyle bir misyonu var. Fakat bununla paralel olarak da ilerleyen şöyle bir şey var. Yani bu ordu yapısına karşı zihniyet olarak farklı olmamakla birlikte bir karşı fikir doğdu. Biz bunlara İslamcılar ve laik kesim. Tanım olarak biz öyle tanımladık ama ne laikler laikti, ne İslamcılar İslamcıydı. Sadece kavram olarak onlar öyle tanımlandılar. Bu laik kesim küçük bir zümreyle diğerinin üzerinde bir tahakküm kurmaya çalıştı. Bunu hep otokratik gücüyle sürdürdü. Ama ve bu neye vesile oldu? Onların yer altına çekilmesine. Yer altına çekildikleri andan itibaren de aslında hep böyle Said-i Nursi çok üst bir yere konuluyor. Araştırılması gerekir. Çok benim doğrudan kendisiyle ilgili bir araştırmam yok ama hani şunu bilirim. Said-i Kürdi diye adlanır. Kürt bir alimdir. Bir gelenekten gelir. Fethullah Gülen de bunun öğrencisi olarak bu geleneğin içerisine girer. Sonra buradan çıkar. O geleneğin ismini kurarak, kullanarak. Çünkü Türkiye'de bir gelenekten gelmiyorsan İslamcı bir tarikat kuramazsın. Bir geleneğe sırtını bağlaman lazım. Nur tarikatının geleneğine sırtını dayayarak kendisi yeni bir ekol oluşturarak bununla paralel olarak bir yeraltı yapılanması oluşturdu. Onun yanında da bunun siyasi ayağı ki birbirleriyle aynı fikirde olmayan refah geleneği. Necmettin Erbakan. O da bir gelenekti. Bunu da reel siyasette aradı ve ilk andan itibaren refah geleneğiyle Fethullah Gülen hareketi birbiriyle çatıştı. Çünkü o doğru olanın yer altından yavaş yavaş sıza sıza bütün kurumları ele geçirerek, gerektiği zaman ilişkiler kurarak, gerektiği zaman kılık kıyafet değiştirerek, yani tavrını değiştirerek. Kemalist diyorlarsa Kemalizme yakın bir söylem, İslamcıyız diyorsa İslam'a yakın bir söylemle, bir yeraltı örgütlenmesiyle bir de böyle bir süreç gelişti. Bu yer altından örgütlenen yapı herkes tarafından bilinmesine rağmen Fethullahçıların olduğunu Taşra'daki en ücra köşedeki üniversite öğrencisinden, halkından en büyük şehrine kadar Türkiye'nin herkes bilir. Fethullah'ın okulları vardır, onların cemaatin yurtları vardır. Oraya gidersin, küçük böyle destekleri olur sana, ders öğretirler, eğitim için ellerinden geleni yaparlar. Böyle bir kılıfları vardır bunların. Böyle bir yapılanma oldu. Bu devam etti. Bu siyasi gelenek, çatışmalar oldu, yürüdü, işte darbeler oldu, bir sürü şey. Bunların hepsini teferruat olarak görüyorum ben. Çünkü bu son yaşadığımız çok farklı bir şey. Bunlardan hareketle doğdu bu. Ne oldu? 2000'e geldik dedim ya, baştan sona bir değişim oldu. Bu değişim nasıl oldu? 2000'e geldiğimizde bu Fethullah hareketi, Fethullah Gülen hareketi ilk önce bir ittifak arayışı içerisine girdi. Çünkü güçlendi ve bu gücünü aktif olarak devleti ele geçirme projesi olarak bunu gerçekleştirmek istedi ve siyasi ayağını bulmaya çalıştı. Refah geleneğinin başı olan Necmettin Erbakan'la anlaşamayacaklarını biliyorlardı. Çünkü onların arasındaki husumet çok geçmişlere dayanıyor. İlk önce Refah Partisi'nin içerisinde bir darbe yaptılar. Bu darbeyi de Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve onun cenahı çevresindekilerle birlikte Refah'ın içerisinde biz işte şeyimizi değiştirdik. Ne demişlerdi? Hırkamızı mı değiştirdik? Ceketimizi mi değiştirdik? Öyle bir söylemi vardı. Bunu değiştirdik deyip oradan koparak ve ciddi anlamda dış destek Amerika'dan, Avrupa'dan çok ciddi destek alarak ve bu desteğin arkasında da yine Fethullah Gülen'in hareketi var. Çünkü çok yayılmış ve güçlenmiş bu süreçte. Özellikle okullar temelinde, eğitim üzerinden. Gidip ittifakı Recep Tayyip Erdoğan'la kurdular. Recep Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen hareketi. Ama bunu kurarken sanki Recep Tayyip Erdoğan onun öğrencisiymiş gibi pozisyonuna girdi. Hani ona tabi. Başkan Fethullah Gülen de biz onun öğrencileriyiz gibi bir havada gidiyorken sorun yoktu. Ve Türkiye'nin bütün kurumları, yani küçük küçük işe yarayan kurumları dahi, hani hiçbirisi tam anlamıyla işler kurumlar değildi. Hep devlet ideolojisine hizmet eden kurumlardı bunlar ama kısmen işleyen yapısını da bozarak hepsini ele geçirdiler işte. Anayasa Mahkemesi, ordu, diğer bütün kurumlar basamak basamak ele geçirildi. Ve 15 Temmuz darbesinden önce bu dershanelerin kapatılması meselesiyle birlikte şunu fark ettik. Fethullah Gülen hareketiyle Recep Tayyip Erdoğan çatışma içerisine giriyor. Ve Fethullah Gülen kendine şunu yediremedi. Benim piyonum olan kişi bana baş kaldırıyor.
bu çatışmanın sonrasında şu anki sürece geldik. Aralarındaki çatışma, devleti kim ele geçirecek çatışması. Tayyip Erdoğan'ın da ilk anlaşmayı yaptığı günden itibaren aslında buna hazırlandığını gösteriyor bize. Yani ilk andan itibaren ne Fethullah Gülen Tayyip Erdoğan'a güvenmiş, ne Tayyip Erdoğan Fethullah Gülen'e güvenmiş. İkisi de kendi çıkarları için stratejik bir ortaklık yapmışlar. Bu ortaklık bittiği andan itibaren de çatıştılar. Ve Fethullah Gülen daha önceki bütün gücünü parça parça kullanarak ilk önce istihbarattaki gücünü kullanıp tapeleri yayınladı. Ve yargıyı kullanıp onları tutuklayıp gözaltına alıp devirmeye çalıştı, başaramadı. MİT ve yargıdaki gücü zayıfladı. En son hamle olarak ordunun içerisinde yetiştirdiği güçleri devreye soktu. Ama orada da Tayyip Erdoğan daha önceden haberdar olarak bunu da alaşağı etti. Ve şu anda adını net koyalım, kendi diktatörlüğünü ilan etti. Böyle düşünüyorum. Teşekkürler bu ilk anlatımlarınız için. Bugün aslında daha yani bu tarihi konulardan hariç daha çok kişisel tarihlerinizi konuşmak istiyorum sizinle. Yani karşılaştırmak istiyorum daha doğrusu. Çünkü yani bence bunlardan çok şey öğrenebiliriz. Yani şimdiki nesil, şimdiki kuşak. Onun için Demir abi, siz en son yaşadığınız darbe 80 darbesiydi galiba. Doğru mu bu? Yok işte şimdi yani Türkiye'deyken. Yaşadığım 80 darbesi. Acaba 70-80 darbesi. Evet, ondan önce hapishanedeydiniz galiba. Darbe hapishanedeydim. Evet, 71'den 74, sonra. 70 darbesinde dışarıdaydım. Evet. Şeydeydim, İzmir'deydim. 60'ta da evet. İlkokuldaydım zaten yani. Evet. İlkokulu bitiriyordum. Rezan'ın bir iyi fikri vardı daha yani. Yani nasıl söyleyeyim? Sizin yani 80 darbesinden önceki yani siyasi aktiviteleriniz üzerine konuşabilirsek biraz yani oradan nasıl yani olabilir. Sürgüne gittiniz, sürgüne gitmek zorunda kaldınız, eksile gitmek zorunda kaldınız. Ondan sonraki hayatınızı olduğunda evet. Hapisteydim. Evet. 10 yıl ben hapis yattım. Onun yani işte 6. ya da 7. yılında oluyor o darbe. Ben 83'ün sonunda 84'ün başında tahliye oldum. Tahliye olunca beni mevcutlu olarak askere götürdüler Sarıkamış'a. Orada işte bir şekilde hastalık mastalık diyerek tebdil hava aldım. Tebdil hava alıp İstanbul'a geldim ve İstanbul'dan kaçtım yurt dışına illegal yollarda. Evet. Yurt dışındaki sosyalistlerin, devrimcilerin yardımıyla. Ama galiba daha önce de siyasi aktiviteleriniz vardı yani. Tabii canım ben yani 65'ten onu baştan beri, alabilir miyiz biraz böyle? Ben 65, evet. Benim zaten babam evet, da evet. Sosyalist bir insandı. Evet. Türkiye İşçi Partisi'nin evet. Soma'daki kurucularındandı. İşte ilkokulu bitirdiğim günlerde, ilkokul mu, ortaokul mu? O zamanlar Çetin Altan vardı. Adı adeta sosyalizmle özdeşti. Bana evladım bu adamı da oku falan demişti. Ben de zaten çok okuyan bir adamdım. Onu okumaya başladım ve artık liseye gittiğimde kendimi bir sosyalist olarak görüyordum. Lise son sınıfta Türkiye İşçi Partisi'ne gittim. İzmir Karşıyaka ilçesine. Evet. Orada çalışmaya başladım. Ondan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da Fikir Kulüpleri Federasyonu vardı. Ona uğradık. Fakat o ara ben geceleri üniversiteye gidiyordum. Gündüzleri çalışıyordum. Pek fazla bir aktivitem olmuyordu. Ama sonunda bir gün işimden atıldım. İşimden atıldığım günde tesadüftü yani hayatımın en kritik günü belki de o. İstanbul Üniversitesi'ndeydim. Orada Çınaraltı diye bir yer vardı. İşte bugün ölen deniz gezmiş arkadaşları orada oturuyorlardı. Ben de onları uzaktan görürdüm. Aralarına katılsam, arkadaş olabilsem diye böyle özenirdim. Onların arasında benim bir İzmirli hemşerim vardı. Ya Demir gelsene falan dedi. Geldim. Oturdum aralarına. Biz dediler Samsun'dan Ankara'ya yürüyeceğiz. Görür müsün? Yürürüm dedim. Zaten o an işten dağıtılmıştım. Ne yapacağımı da bilmiyordum. Ama zaten sosyalistim. Onlar da sosyalistti. Onlar 68 öğrenci işgallerinde öne de çıkmışlardı. Onlarla birlikte şey etmeye başladım. Aynı Devrimci Öğrenci Birliği denen İstanbul'daki bütün öğrenci hareketini yöneten grubun çekirdek kadrosundan biri oldum yani. Koca bir yıl onunla geçti. Onlar aracılığıyla İsmet Demir denen büyük bir işçi lideri vardı. Gerçekten yani pançovillalar gibi, zapatalar gibi halkın içinden çıkmış bir adamdı. Onunla birlikte işçi hareketi, inşaat işleri içine yöneldim. İşte ala grevlerini yaptık vesaire.
İşte 12 Mart döneminde, bu arada İstanbul'da genç bölge yürütmeye seçildim. İstanbul, yani Cihan Alptekin'le, Deniz'in arkadaşı öldü falan. Sonra Filistin'e gittim. Filistin'de 4,5 ay gerilla savaşını öğrendim. Çünkü bizim o zamanki anlayışımıza göre işte dünyada yeni Vietnamlar yaratmalıydık ki Vietnam halkının sırtındaki yükü alalım diye. Ama Filistin'deyken görüşlerim değişti. Türkiye'de güçlü bir işçi sınıfı olduğunu, Türkiye'de işçi sınıfıyla kaynaşma olmadan, bir proletarya partisi kurulmadan bir şey olmayacağına, partisiz bir şey olmayacağı gibi sonuçlara ulaştım ve Türkiye'ye dönerken işçi sınıfı arasında çalışmak ve bir dünya, devrimci bir partinin örgütlenmesinin olanaklarını araştırmak üzere döndüm. Döndüğümde işte Ali Ağa grevleri vesaire. Bu arada 12 Mart dönemi darbesi oldu. 12 Mart darbesinde illegaliteye çekildim. Bu arada arandım, tekrar tutuklandım. Dev Genç yöneticiliğinden 5 ay kadar yattım. Sonra ondan 12 yıl ceza yedim. 12 Mart dönemi biterken bir gazete çıkardım, Kıvılcım diye. 6 sayı çıkarabildim, 6 hafta. 6 hafta sonra tutuklandım, 100 yıl ceza yedim. Bu 100 yıl ayıp olmasın diye 17 yıla indirildi. İşte ondan sonra 10 yıl hapis yattım. Hapishanede kaçmak için bir tünel minel kazdık. Oradan cezamın bir kısmı arttı falan. Neyse 10 yıl sonunda, aslında cezam 17'den fazlaydı ama işte o zamanki infaz yasasıyla göre yüzde bilmem kaçını yatınca çıkacağım için çıktım. Çıkınca askere götürdüler. Askerden çıktık. İşte Avrupa'ya kaçtık. Önce Fransa'da iltica ettim. Sonra baktım Fransa'da çok işçi yok. Fazla bir şey yok. Almanya'ya gideyim, orada çalışayım dedim. Orada faaliyet göstereyim. O zamanlar ben Troçkist'im. 4. Enternasyonel Alman ve Fransız seksiyonlarında çalıştım. Burada da epey çalıştım. Sonra Avrupa'da göçmen hareketinin yükselişi vardı o dönemlerde. Özellikle Türkeliler, Cezayirliler, İngiltere'deki siyahlar vesaire arasında. O alanda epey bir çabalarım oldu. Ama 90'lardan sonra geç geldiğim için hiçbir zaman iyi dil öğrenemedim. Dil öğrenemeyince de politik faaliyette sınırlı kalıyorsunuz. Bir gettonun dışına çıkamıyorsunuz. 90'lardan sonra Türkiye'de özel savaş rejimi de başlayınca Kürt hareketini destekleme noktasında ağırlaştım. O sırada internet de yayılmaya başladı. Bu arada ben internetin olanaklarını gördüğüm için benim kendi kuşağımdan tamamen farklı olarak adeta bu bilgisayar, o zamanlar networkler vardı, onların ve internetin öncülerinden sayılırım. İnternet aracılığıyla politik faaliyetlere başladım. Bu yazılarım, çizilerim dikkatini çekti. O zaman Kürt basınında özellikle Öcalan yakalandıktan sonra onu kafa karışıklığı dönemlerinde epey bir yazdım. Hangi gazeteleri yazıyorsunuz? Özgür Politika, Özgür Gündem, 2000'de Yeni Gündem falan bütün o yayınlarda yazıyordum o zamanlar. Fakat daha sonra Amerika'nın Irak'ı işgali üzerine Kürtlerin arasında muazzam bir savrulma oldu. Şöyle yani Amerika bir yandan Barzani'ye koruma verdi, bir yandan da Irak petrollerinin %23'ünün gelirini onlara verdi. O zaman Kürtler Öcalan'da içeride zaten demoralizeydiler, Öcalan teslim oldu falan gibi şeyler dolaşıyorlardı. Olmamıştı. Ben zaten orada farkım vardı. Öcalan büyük bir stratejik dönüşüm yaptı. Bu çok önemlidir diye destekliyordum o Öcalan'ın tavrını. Fakat işte Kürtlerin o diyelim Barzanici takımı ya da işte ilkel milliyetçiler, Kürt devrimcilerin dediği tarzda bizim gazetede yazmayın, bizim sırtımızdan geçiniyorsunuz gibi böyle şeylerde bulununca ki onların sırtından geçirmiyordum. Aksine daha fazla kendimden veriyordum. Baktım ki Kürt arkadaşlar da bir savunma durumunda olmayınca gazeteden çekildim. Benim yazılarım her zaman alıp yayınlayabilirsiniz dedim. Hiçbir zaman alıp yayınlamadılar ama bir şekilde de saygılı davrandılar bana karşı. Yani hala da değer verdiklerini düşünüyorum. Yani Kürt hareketi çok farklıdır. Bir yandan çok pragmatiktir. Bir yandan da her şeyi görür, bilir. Ne yaptığını da bilir yani. O nedenle Kürt basınında yazılarım çıkmıyor. Yeni kuşaklar beni tanımaz. Ama yani ben Kürt hareketinin Türkiye solu içerisindeki en açık, direkt ve şeyde destekleyicisiydim yani uzun yıllar. Hala da öyleyimdir. Böyle bir geçmişim var. Türkiye'ye döndüğümde yine işte HDP, HDK vesaire o şeylerde çalışmaya başladım ama o merkezi ve bürokratik yapıyla sorunlarım oldu. Programatik, stratejik, taktik, örgütsel eleştirilerim olduğu için hiçbir zaman benim varlığımdan hoşlanmadılar. Hep dışta şey ettiler. Ben de dıştan destekleme ve eleştirerek desteklemeye, aynı zamanda eylemle desteklemeye çalıştım.
İşte tesadüfen de buradaydım, darbe oldu. Burada kaldım. İkinci bir sürgünlük başladı, evet, yani. Böyle bir hayat diyelim. Onu da soracağım size daha, yani gelecek o soru. Hı-hı. Ama peki ilk yani sürgüne geldiğinizde mesela ya da yani Exil'e, Almanya'ya geldiğinizde yaşadıklarınız zorluklar hangileriydi? Çok yani? Zor. Onları en anlatabilir misiniz? En basitinden şu. Şimdi düşünün, bir ortamdasınız. Türkiye'de işte 35 yaşında geldim sürgüne. O güne kadar Türkiye Devrimci Hareketi'nde bir geçmişiniz, isminiz vesaire var. Ben bir örgütün de aynı zamanda hapishanedeydim ama teorisyen durumundaydım. O örgüt dağılmış olsa bile yani ne dediği merak edilen bir insanım. Birdenbire buraya geldim. Burada ise hiç sizi bilen kimse yok. İkincisi siz değil bilmiyorsunuz. Hamburg'a gelmişsiniz ilk önce, öyle mi? Doğru mu? Önce Fransa'ya geldim, yani, sonra Hamburg'a. Evet, evet, evet. Yani dil bilmiyorum. Yol bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Yani yeni doğmuş bir çocuk gibi oluyorsunuz bir anda. Birisi dil bile bilse sizden birdenbire üstün pozisyonda oluyor. Sizin dil bilmemeniz, hiç yol bilmemeniz sanki hiçbir şey bilmediğiniz gibi de algılanıyor ve kendinize güveninizi yitiriyorsunuz. Bir de ben yani Fransa'da ilticacı olarak Almanya'da yaşamak durumunda kaldığım için ekonomik olarak da çok zor durumdaydım. Çünkü o zamanlar başka ülkenin ilticacısına burada çalışma hakkı verilmiyordu. Ben burada çalışabilme izni alabilmek için öğrenci olarak kaydoldum. Öğrenci olarak kaydolunca ama 3 ayda bir izin almak zorundaydım. Sürekli yani 18 yıl boyunca neredeyse sürekli izinler peşinde koşmak. İzinler peşinde koşmak hiçbir zaman sizin doğru dürüst bir plan yapmanıza da imkan tanımıyor. Bu işte dil öğrenmenizi engelliyor. Biraz entelektüelseniz, biraz teoriyle ilgiliyseniz belli bir tartışmaya giremiyorsunuz. Çünkü fikrinizi dakikliği içerisinde, kavramları dakikliği içinde kullanamadığınız için dili bilmediğinizden ama giremediğiniz için dilinizi ilerletemiyorsunuz. Bir Almanlar Teufelskreis'ler, yani böyle fasit dairenin içerisine hapsoluyorsunuz. Dolayısıyla ben sürgünlüğümde diyebilirim ki adeta cepten yedim. Yani 35 yaşına kadar hapishanede ve önceki hayatımda ne öğrendiysem onları tükettim. Fazla bir şey alamadım. Yaşam gelirinizi nasıl sağladınız? Yani ne işler yaptınız? Önce işte çeşitli temizlik işlerinde ya da öğrenci olarak kaldığım için yaz aylarında 2 ay öğrencilerin çalışma hakkı vardı. İşte o 2 aylarda sıkı çalışıp biraz para biriktiriyordum. Ondan sonra taksi şoförlüğü yaptım 15 yıl. Taksi şoförlüğünden de malulen emekli oldum yani rahatsızlıklarım nedeniyle. Rezan, Demir abinin anlattıklarını duyunca ne hissediyorsun? Ya ne hissediyorum? Aslında alışık olduğumuz bir hikaye. Şimdi şu anlamıyla alışık olduğumuz bir hikaye. Türkiye'de öyle ya da böyle 70'lerde 80'lerde siyasete bulaşmış ve aktif olarak yer almış birçok insan kaçtı ve tutuklandı, öldü, kaldı. Kaçanların büyük çoğunluğu da Demir abinin de tıpkı dediği gibi oradaki mevcut birikiminin hepsini sanki bir kenara bırakıp sıfırdan bir hayat kurman gerekiyor fikri. Şimdi ben de çok yeni olduğum için aynı çelişkileri yaşıyorum. Diyorum ki yani uzatayım mı yoksa Uzat yani. Sorunun da cevabına getireyim mi? Ben sonrasında nasıl Evet, öyle yapalım. Şimdi düşünüyorsun, İzmir'deyken yönetmenlik yapıyordum. Okul bitti, yönetmenlik yapmaya başladım. En son işim, işte iki tane sahne var. Bir sahne 250 kişilik, bir sahne 100 kişilik. Profesyonel sinema makinesi var, film gösterilebiliyor. 5-6 dersliği var falan filan. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yaptığım, aldığım eğitimin, çabamın sonucunu almaya başladım. Ve artık hani olgunluğa geçiş, eğitimden, gençlikten olgunluğa geçiş evresindeyken bir etkinlik oldu. Buraya bir konuşma yapmaya falan geldik derken tık burada kaldım. Oradaki her şey kaldı. Oradayken İzmir'de, İstanbul'da tiyatroyla ilgilenen bir sosyal çevrem var. Beni tanıyan insanlar var. Ben onları tanıyorum. Ben kimim dediğimde ekstradan açıklama yapmama gerek kalmıyor. Çünkü yani öyle ya da böyle kim olduğumu biliyorlar. Hangi ekolden geliyorum, nasıl bir yönelişim var, siyasi olarak kime yakınımdır, değilimdir. Bunları açıklamaya gerek duymuyordum. Çünkü biliniyordu zaten, birbirini tanıyorsun. Bu sanat işleri ve siyaset işleri de aslında bir devi bir camiadır. İnsanlar birbirini tanır. Görmese de ha, odur, biliyorum gibi bir durum var. Buraya gelince ilk bocalama, yani burada kalma kararı alındı. Dönemiyorum, burada kalmam gerekiyor. Hiç hazırlık yok, plan da yok. Bir de benim öyle de bir durum var. Hani geleyim kalayım gibi yapmadım planı. Geldim, kalmak zorunda kaldım. Burada kalınca ondan sonra şey oldu. Hani ne yapacaksın? Bunun bocalaması.
Ama Demir abinin geldiği dönem ve sonrası, yani şu döneme kadar olan kısımdaki sürgünlükle şu anki arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Temel bir fark olduğunu düşünüyorum. Gelenlerin büyük çoğunluğu üniversite bitirmiş, en az orta seviye İngilizce biliyorlar. Büyük çoğunluğu yasal yollardan burada kalmanın yolunu bulmuş. Öğrenci vizeleri almışlar, burslar alınmış. Hani buradaki geçmişte burada yaşayan yoldaşlarının, arkadaşlarının kısmen de olsa yarattığı durum onlara bir fayda sağlamış. Buraya geldiğinde ulan kime merhaba diyeceğim, kim var kim yok diye bakmıyorsun. Biraz örgütlüysen burada sana yakın, seninle yoldaşlık ilişkisi kuracak bir şekilde o ilk şokunu atlatacağın insanlarla karşılaşabiliyorsun. Birinci avantajı bu. Şu an gelmeni. İkinci avantajı da dediğim gibi örneğin akademisyenler. İngilizceleri iyi ki Berlin'de yaşıyorsan İngilizce hayatını geçindirebilirsin. İşte bulursun. Sosyal çevrede de yaşarsın. Almanların, genç özellikle Almanların büyük çoğunluğu çok iyi İngilizce biliyorlar. Yani o dil sorunu da bir şekilde ortadan kaldırmış oluyorsun. Bu sefer Avrupa'nın yeni gelen sürgün furyasıyla tanışık olmadığını fark ettim. Önceden gelenlerle ilgili kafalarında bir yargı var. İşçilerle ilgili, işte Gastarbeiter olarak Almanya'ya gelen işçilerle ilgili. Onlar köylerden geldiler. Müslümanlar, işte okuma filan hak getire, çalışacaklar, para biriktirecekler. Ve kendilerince bir Türk imajı oluşturmuşlar. Bir sonraki geliş sürgünler, siyasi sürgünler. Bunlar da Türkiye'deki sorunu buraya taşıyacaklar. Bunlar hepsi zaten illegal. Bize de zaten zarar verebilir bunlar. Nitekim o dönemki çatışmalar kısmen de olsa buraya da taşınmış. Onları da kriminalize etmişler politik anlamda. Yani bunlar politik olarak tersler. Yani bir sürü örgüte bulaşmışlar. O örgütler bizim listelerimizde terör listelerinde, bizim de sevdiğimiz gruplar değil deyip böyle bir sıkıntı yaşamışlar. Ama yeni gelen grup herhangi bir şekilde silahla ilişkisi yok. Örgüt doğrudan bir örgüte üyeliği yok. Hani düşünsel olarak şeyleri vardır. Etkilendiği şeyler vardır. Ben mesela Kürdüm. Haliyle Kürt hareketinden etkileniyorum. Ve Kürt halkının mücadelesi benim için öncelik alabiliyor. Ya da bir diğeri deniz gezmişlerden etkilenmiş. O ekolden gidiyor. Mahir Çayan'dan etkilenmiş. O ekolden gidiyor ama doğrudan bir üyeliği yok. Yani kriminalize edebileceğin hiçbir şey yok. Yeni gelen kesim.